Tekrar ediyorum, bizim derdimiz sadece kediler, köpekler değil, hayvan hakkı diyoruz. Bütün hayvanlar, leylekler, kuşlar, yük hayvanları, eşekler, faytonlar, hayvanat bahçesindekiler, deneyde ızdırap çekenler, kendilerini anlatamayanlar, kürk giyen bayanlar, bu kürkün pazarlanmasını sağlayanlar, fok katliam başlayacak şimdi birkaç ay sonra Kanada'da, o yavru fokları öldürecekler, onların gözündeki bir bakışı görmenizi isterdim. Televizyonlar bunları maalesef çok fazla yansıtmıyorlar. Evet. Yani bir bayan var mıdır? Belki de size sormam gerekiyor. Kürküm olsun da olmuşken illa foktan olsun diyen var mıdır? Ben buna inanamıyorum. Ama dünyada hala var. Var tabii. Yani görgüsüz olup da hani kendisini ye kürküm ye misali üstüne onu giydiği zaman kendini gerçekten insan zanneden insanlar var tabii. İnsan olmayan insanlar var. Yani onu alıp hani ben şimdi burada ahkam kesiyor gibi görünmek istemiyorum. Ben hiç hayatımda zaten kürk bir iki film çekiminde mecburen giydirildiği için giymişimdir o da ilk zamanlarda. Onun dışında hiçbir zaman beni hayatta bir tek kişi bile kürkle görememiştir. Ne kadar güzel. Ama bu çok bilinçsiz olmuştur bende. Bu kadar hayvana karşı duyarlı mıydım? Duyarlıyım. Her zaman evimde en az 3-4 tane hayvanım var. Ama kürküye karşı hep o zaman da nasıl oldu? Bir kulak dolgunluğu mu bir şey mi? Yıllardır hiçbir zaman onun üstüme utandım bir de. Yani kürk sanki benim kişiliğimi saklıyor. Sanki bir başka hayvanın elbisesini siz giyiyorsunuz esasında, evet, hakkınız olmadığı halde. Giymedi, evet tabii ki. Yani benim o özümü saklayan, bir kişiliğimi sarsan bir şey gibi geliyor zaten onu üstüme giydiğim zaman. Dolayısıyla bunu söyleyen, isteyen kadınlarımız var mutlaka ama bir şeyleri bilmediklerinden ve öğrenmediklerinden. Evet. Bence bunu idrak edip de devam eden yoktur diye düşünüyorum. İşte bunu internet sitelerinde örneğin görüntülerinin nasıl elde edildiğini görürsünüz. Esasında toplumu bu hayvan hakları konusunda birçok yerde olduğu gibi narkoza sokmaya bayılıyoruz. Narkoz içinde bulunduğunuz zaman anestezi altındasınız ve hiçbir şeyi görmek istemiyorsunuz. Sadece siz hala insanlar aç dururken, enflasyon problemi varken, ülke terörle boğuşurken, bu kadar şehidimiz varken neden hayvan haklarıyla uğraşıyorsunuz diye. Onlarla uğraşan birçok insan var. Yani bu hayvanların gerçekten dili yok. Ağızları olsaydı acaba onları yemeye bile tenezzül eder miydik? Ya da dostlarımızla üzerimize kıyafet olarak giyer miydik? Ya da şöminenin önüne bir ayı postunu serip üzerinde sevişir miydik? Böyle bir şey olabilir mi? Yani doğru. O olay artık o boyuta gelmiş durumda yani, ki. Türk filmlerindeki durumdan utandım. 21. yüzyıla geldik. Biz de artık yaptık, yapmışızdır. Yani hani o postun üstünde sevişmek değil ama o şöminenin önüne o postu sererek çok güzel.